Aşağıdaki grafik uzun süre açlıkta dövüşte karbonhidrat, yağ ve protein miktarının açlık süresine bağlı değişimini göstermekte. Aç kaldıkça arkadaşlar önce bir azalmış. Peki enerji eldesinde kullanım sırasına bir bakalım. Enerji eldesinde kullanım sırası. Ne olacak arkadaşlar? Kayıp olacak değil mi? Karbonhidrat, sonra yağ, sonra protein. İlk önce arkadaşlar karbonhidratlar kullanılıyor. Demek ki ilk azalan karbonhidrat olacak. Bakın ondan sonra ikinci azalan yağ olacak. Üçüncü arkadaşlar protein olacak. Bunları bulduk. Peki yapıya katılma sırası nasıl bakalım? Yapıya katılma sırası. Arkadaşlar yapıya katılma sırası bunun tam tersidir. Protein, yağ, karbonhidrat. Peki neden? Bunun bir mantığı var mı hocam? Arkadaşlar vücudumuz ne yapıyor biliyor musunuz? Aç kaldığınız zaman kendine zarar vermeden uzun süre yaşamak ki oradaki amaç. Yapıya en çok katılan proteinleri en son kullanıyor ki kendime zarar vermeyeyim diye. Klasik bir örnek var, belki duymuşsunuzdur. İşte dağın başında diyelim, eski bir evdesiniz. Dışarıda 3-4 metre kar var. Ahşap evdesiniz yani. Evden bir şey yakmanız lazım. Kolonları kesip yakmak, proteinleri yapmak anlamına geliyor. Ama işte oradaki tahtalar, işte masaları falan yakmak, karbonhidratları yakmak anlamına geliyor. Proteinleri en son bırakıyor ki arkadaşlar, kolonlara en son zarar verelim diye. Yapıya en çok katılanlar kolonlar, proteinler oluyor diye düşünebilirsiniz. Peki 1 gramı yandığı zaman enerji verme derecesi nasıl bakalım? Enerji verme derecesi. Yani 1 gram yandığı zaman en çok enerji kimde var? Yağda var. Ondan sonra kaşar proteinler de var. Ondan sonra karbonhidratlar da var. Şöyle bir soru karşınıza gelebilir. Hocam tamam proteinler yapıya en çok katılıyor. Bunu anladık. Bunu en sona bıraktık da neden yağlar çok enerji vermesine rağmen karbonhidratlar birinci sırada kullanılıyor? Onun sebebi de arkadaşlar yağlar arkadaşlar yakmak biraz daha zor. Vücutta glikoz işte karbonhidratları yakmak daha kolay. Vücut arkadaşlar daha kolay elde edebileceği, enerji elde edebileceği besinleri öncelikli yakıyor diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Peki neden yağlar çok enerji veriyor hocam? Bunlar arkadaşlar fazla miktarda hidrojen var. Dolayısıyla fazla miktarda da bağ var yani. Zaten o bağlardaki enerji ATP'de geç olarak depolanıyor diyoruz. Bakalım şimdi arkadaşlar öncüllerimize. Bir karbonhidrattır. Evet. İki yağdır. Üç proteindir. Bu doğru. Enerji verme kapasitesi en fazla olan molekül 2'dir. Yağdır değil mi? Evet. 2 de yağmış arkadaşlar. Bu da doğru. Diyor ki insan vücut yapısına katılım oranları bakımından diyor bu molekülün çok nazı doğru sıralanışı şey 1, 2, 3 diyor. Nasıl olması lazım? Protein, yağ, karbonhidrat yani 3, 2, 1 olması lazım. Cevabımız arkadaşlar olamayan Ceyhan oldu. Omurgalılar şubesinde incelenen bir canlı grubunun bazı özellikleri şunlardır diyor. Diyor ki verilen özelliklerin tümüne sahip canlıların birlikte bulunduğu en büyük sistematik birim diyor. Hangisine verilmiştir? Arkadaşlar önce bunun sınıfını filan bir bulalım. Bakın omurgalılar şubesinde hangi sınıflar var bakalım. Balıklar var. Balıklar. Amfibiler var. Amfibiya yani iki yaşamlar. Kurbağalar filan. Semenderler. Sürüngenler var. Kuşlar var ve memeliler var. Bunlar arkadaşlar bir hatırlatalım isterseniz böyle kısaca. Balıklar arkadaşlar solungaç solunumu yapıyorlar. Solungaç solunumu yapıyorlar. Kurbağalar bunlar larvası arkadaşlar. Larvası solungaç solunumu yapar. Solungaç. Ergin ise arkadaşlar akciğer ve deri solunumu yapar. Ergeni akciğer ve deri solunumu yapar. Sürüngenler akciğer solunumu yaparlar. Kuşlar akciğer solunumu yaparlar. Memeliler de arkadaşlar akciğer solunumu yaparlar. Kuşların akciğerlerinde hava keseleri var. Hava keseleri. Memelilerin akciğerinde ise arkadaşlar alveol keseleri var. Alveol keseleri gaz alışveriş yüzeyini artırıyor. Kalplerine bakalım arkadaşlar. Balıkların kalbi iki odacıklıdır. İki odacıklı. Kalpte daima kirli kan var. Amfibilerin kalbi arkadaşlar 3 odacıklı kurbağaların 3 odacıklı kalbi var. Sürüngen arkadaşlar 3 odacıklı kalbi var. Bunların karıncıklarında yarım perde var. Karıncıkta yarım perde bulunuyor. Yarım perde var. Kuşların kalbi 4 odacıklı. Memelilerin kalbi arkadaşlar 4 odacıklı diyebiliriz. Peki balıklar arkadaşlar soğukkanlı canlılardır. Vücut ısıları çevreye göre değişiyor.
Amfibiler, kurbağalar, keşke bunlar da soğukkanlı canlılardır. Soğukkanlı. Sürüngenler soğukkanlı canlılar. Soğukkanlı. Kuşlar ve meliler sıcakkanlı canlılardır. Sıcakkanlı, sıcakkanlı. Döllenme nerede oluyor arkadaşlar? Balıklarda dış döllenme, dış gelişme var. Suya bırakıyorlar arkadaşlar yumurta ve spermleri. Amfibilerden arkadaşlar dış döllenme, dış gelişme var bunlarda da. Sürüngenlerde iç döllenme, dış gelişme var. Kuşlarda arkadaşlar iç döllenme, dış gelişme görülüyor. Memelerde ise arkadaşlar iç döllenme var. İç gelişme görülüyor. Azotlu atığa bakalım. Balıklar arkadaşlar amonyak atıyorlar. Amfibilerin larvası arkadaşlar larvası amonyak atar. Ergin ise arkadaşlar ne atar? Üre atar. Bizim gibi ergini üre atıyor. Sürüngenler ürik asit atarlar. Ürik asit. Kuşlar da arkadaşlar ürik asit atarlar. Biz de arkadaşlar üre atıyoruz diyebiliriz. Memeler arkadaşlar farklı özellikleri de var. İşte süt bezlerinin bulunması, ondan sonra ter bezlerinin olması, kaslı diyaframlar olması, kaslı diyafram, iç gelişmenin sonucu doğumdur. Doğum olayı gözleniyor. Doğum olayı gözlenir. Olgun al yuvaları çekirdeksizdir. Olgun al yuvar çekirdeksiz ve organelsizdir. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar vücutları kıllarla kaplı diyebiliriz. Kıllarla kaplıdır. Kuşlar vücutları tüylerle kaplı. Yalnız kuşlar arkadaşlar ayaklarında pullar bulunabilir. Sürüngenlerde arkadaşlar pullar var. Balıklarda arkadaşlar pullar var diyebiliriz. Bakalım vücutlar keratine yapılmış pullarla kaplı. Ya balıktır değil mi? Ya sürüngendir ya kuştur. Kemiksi plaklarla kaplı. Sürüngen olduğu çıkıyor zaten. Akciğer solunum yapıyorlar. Balık gitti o zaman sürüngen ve kuş kaldı. İç döllenme, dış gelişme sürüngen ve kuşlarda ortak. Vücut ısısı ortalama balık değişirdir. Yani soğukkanlı olunca zaten sürüngen olduğu ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi peki şeyi soruyorlar. Bakın dikkat edin. Öğretmen bunu sormuş. Tamam sınıfını bulduk. Yani sürüngen olduğunu bulduk. Yukarıdan şey yazalım. Bakın hayvanlar neye denk geliyor? Hangi sınıflandırma birime denk geliyor? Aleme denk geliyor. Dikkat edin. Mesela hayvanlar şubesi diyemezsiniz yani. Omurgalı omurgasız neye denk geliyor? Şubeye denk geliyor. Tamam mı? İşte omurgalılar sınıfı diyemezsiniz. Omurgalılar içerisinde balık, kurbağa, sürüngen, kuş memeliler var değil mi? Sürüngen dedik. Sürüngen neye denk geliyor arkadaşlar? Sınıfa denk geliyor. Alem, şube, sınıf. Bize neyi sormuş? En alt birim diye sorsaydı arkadaşlar sınıfını biliyoruz derdik değil mi? Sürüngen olduğunu bulduk ya. Ama bize ne diyor? En büyük yani en üst birimi soruyor bize. Alem içerisinde beraber yer alırlar diyoruz. Evet. Bir besin zincirini oluşturan canlılar diyor aşağıda verilmiş. Arkadaşlar dikkat edin oklanıyor üretici tüketiciye doğrudur tamam mı? Yani burada üreticiden tüketiciye doğru gidiyor. Yani burada arkadaşlar bakın bu bunu yiyor. Bu bunu yiyor değil mi? Bu bunu yiyor. Bu bunu yiyor. Oklan yönü arkadaşlar nereden nereye doğruymuş? Üreticiden tüketiciye doğru soruyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Peki bize ne diyor şimdi? Üçgenle ifade edilen canlıları avlayarak diyor besine bir canlı dahil edilmesi durumunda. Yani bunu yiyen bir canlıyı ekledik buraya. X'i buraya ekledik. Arkadaşlar X ne yapacak şimdi? Bu üçgenle beslenecek. Ne olacak arkadaşlar? Bunun miktarı azalacak. Şimdi bunun miktarı azalınca arkadaşlar bakın bu ne yapıyor? Üçgeni yiyen başka bir canlı. Bunun da miktarı sayısı azalacak. Ondan sonra bu azalınca arkadaşlar bununla beslenen en son tüketicinin de ne olacak? Sayısı azalmış olacak. Peki burada arkadaşlar üçgen azalınca ne olacak? Bakın kareyle besleniyor ya. Kareyle beslenen canlı sayısı azaldığı için bu sefer karenin miktarı artacak. Bu da arkadaşlar artınca bu sefer ne olacak? Buradaki yıldızın miktarı azalmış olacak. İşte arkadaşlar istilacı türleri böyledir. Yani bir bölgeye arkadaşlar bir canlı tür bu şekilde yerleştirilirse veya bir şekilde gelirse adaptasyon yeteneği yüksek, ondan sonra cıma üreme potansiyeli fazla ise bu şekilde arkadaşlar bu zinciri bu şekilde bozabilir. Dikkat edin. Bize ne diyor? Sayılarını soruyor bize. Kimin sayısı artmış, kiminki azalmış. Evet, burada arkadaşlar bakın daire şeklinde olan sayısı azalacak diyor. Bu doğru. Kare olan sayısı diyor artacak. Evet, bu da artmış.
En son tüketicimiz azalacak demiş. Bu da doğru. Yıldız arkadaşlar artacak demiş. Halbuki ne oluyor bakın, azalıyor. Bu yanlış oldu. Cevabımız Denizli olacak. Tek hücreli bir canlı ile diyor, çok hücreli bir canlı da hangileri ortaktır diyor bize. Şimdi arkadaşlar çok hücreli canlı ne olabilir? Örneklere gidelim. Çok hücreli canlı bu bir hayvan hücresi olabilir. Yani hayvan olabilir. Bitki olabilir, değil mi? Mantarlar olabilir arkadaşlar. Mantar da olabilir. Bazı koloniler arkadaşlar, algilerin koloni oluşturanları da çok hücreli olarak kabul ediliyor. Algiler hadi çok hücreli olabilirler diyelim. Peki tek hücreli olanlar kim olabilir? Bakteri olabilir. Bakteri, arke olabilir, değil mi? Protista içerisinde arkadaşlar ne olabilir? Amip, öglena, paramecium olabilir. Bakın amip, öglena, işte paramecium gibi canlılar olabilir. Bir arkadaşlar tek hücreli mantarlar da var, değil mi? Bazı mantarlar olabilir. Bazı mantarlar olabilir diyoruz. Şimdi bunlar da arkadaşlar diyor ki bize ne ortaktır? Kemosentezde besin sentezi. Arkadaşlar kemosentez kimde görülüyor? Bazı bakteri ve arkelerde görülüyor. Bunlar tek hücreli zaten, değil mi? Ama çok hücreli canlılar arkadaşlar bunlar ya, bunlar da kemosentez görülmez. Sadece prokaryotlarda ve bunlar içerisinde bulunan bakteri ve arkeleri görülüyor. Bunlar tek hücreli zaten. Boşaltım organına sahip olma. Arkadaşlar tek hücreli bir canlı organ olmaz ki zaten. Hücre ortak zaten. Hücre olacak zaten. Hücre var. Ama hücreler dokular oluşturacak. Dokular da arkadaşlar organlar oluşturacak. Dolayısıyla organ bulunan canlının ne olması lazım? Tabii ki çok hücreli olması lazım. Çok hücreli bir canlı olması lazım. Dolayısıyla burada ne olmaz? Şunlarda görülmez boşaltım organı. Bu da ortak olmadı. Defosforasyon ne demek? ATP harcanması demek arkadaşlar bu. ATP harcanması. ATP harcanması biz ne diyoruz? Defosforasyon diyoruz. Arkadaşlar tüm canlılar ATP üretip tüketirler. Tüm canlılar ATP'yi üretirler. Üretime biz ne diyoruz? Fosforilasyon. Fosforilasyon. Aynı zamanda ATP tüketirler, değil mi? Ona ne diyoruz arkadaşlar? Defosforilasyon. Defosforilasyon. Bu ortak uyarılara tepki verme arkadaşlar. Bütün canlılar fiziksel ya da kimyasal uyarılara ne yaparlar? Tepki gösterirler diyoruz. Cevabımız Bursa olacak. Aşağıdaki seçenekle de verilen bölüme verilenden diyor hangisi diploid bir hücrenin mitoz bölünmesine ait olamaz? Ya mayoza ait de diyebilirsiniz. Mayozun bir evresidir de denebilir yani. Şimdi arkadaşlar biz neye bakıyorduk? Kaç kromozom varız sayabilmemiz lazım diyorduk. Kaç kromozomumuz var? Kaç kromozom var hücrede? Bunu sayabilmeniz lazım. Bunun için ne yapmanız lazım? Sentromer sayısını bulmanız lazım. Yani sentromerleri saymanız lazım. Sentromer neydi arkadaşlar? Kromozomlar arkadaşlar ortasındaki şu bölgeye verilen isim. Tamam mı? Bunun sayısı kadar kromozom oluyor hücrede. İkinci olarak arkadaşlar yapmanız gereken ne ayrılıyor anlamanız lazım sorularda. Ne birbirinden ayrılıyor? Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani homolog kromozomlar mı ayrılıyor? Homolog kromozomlar mı ayrılıyor? Yoksa kardeş kromatitler mi ayrılıyor? Kardeş kromatitler mi ayrılıyor diyoruz. Tamam mı? Homolog kromozom ayrılıyorsa bu mayoz bir evresi oluyor. Mayoz bir. Ama kardeş kromatitler ayrılıyorsa bu mayoz iki de olabilir. Değil mi? Mitoz da olabilir diyoruz. Peki nasıl anlayacaksınız? Kardeş kromatit mi yoksa homolog kromozom mu ayrılıyor? Bakın şu bir kromozom. Arkadaşlar DNA kendini eşlediği zaman ne oluyor? Bakın şöyle kardeş kromatitli hale geliyor. Bakın şöyle. Şunların her birine biz ne diyoruz? Kardeş kromatit diyoruz. Kardeş kromatit. Eğer bunları ayırırsan, tamam mı? Neyi ayırmış oluyorsun? Kardeşi ayırmış oluyorsun. Peki şöyle bir kromozom çizelim. Bunun yanında arkadaşlar, bakın şunlar kardeşler. Başka bir kromozom çiziyorum bunun yanına. Bakın şunların kardeşleri de bunlar. Bakın şu kardeşleri ayırmıyorsunuz. Neyi ayırıyorsunuz bu sefer? Şu homolog kromozomları ayırıyorsunuz. Böyle bir görüntü arkadaşlar nerede oluyor? Mayozda oluyor, değil mi? Mayoz 1'de oluyor. Bakın şuraya da hemen bakalım A'ya. Kaç kromozom var? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar 8 kromozom bir hücrede bölünme gerçekleşiyor. Peki ne ayrılıyor bakın? Şu tetratı görüyor musunuz? Dörtlü görünüm. Yani yan yana 4 tane kromatit var yani. Dolayısıyla arkadaşlar
Burası kesinlikle homolog kromozomlar ayrılıyor. O nedenle mayoz bir evresidir. Yani 8 kromozomlu hücrenin mayoz bir evresi diyebiliriz buna. Çünkü homolog kromozomlar ayrılıyor. Homolog kromozomlar ayrılıyor. Bunun mayoz olduğunu bulduk zaten. Mitoz olamaz yani. Mitoz arkadaşlar kromozomlar ekvator düzleminde işte böyle tek sıra halinde dizilirler ki sen ne yapıyorsun? Kardeşleri aymaya çalışıyorsun. Say 1, 2, 3, 4. Ne diyorum bakın. Burada 4 kromozom bir hücrede, 4 kromozom hücrede ne ayrılıyor arkadaşlar? Kardeş kromatitler ayrılıyor. Kardeş kromatitler ayrılıyor. Peki nasıl yorum yapacağız? Ya 4 kromozomlu hücre mitoz geçiriyor, değil mi? 4 kromozomlu hücrenin mitozu olabilir ya da mayoz 2'de kromozom sayısı yarıya iniyor ya. Ondan sonra devamında kardeşler ayrılıyor zaten. 8 kromozomlu bir hücrenin arkadaşlar mayoz 2'si de olabilir bu. Mayoz ikisi de olabilir. Dikkat edin. Bunun devamı değil mi zaten? Dikkat ederseniz. Bakın burada kardeş kromatitler ayrılmış. Kutuplara doğru gidiyor. Demek ki arkadaşlar aynı yorumları burayı için de yapabiliriz. 4 kromozomlu hücre mitoz geçiriyor ya da 8 kromozomlu hücre mayoz 2 geçiriyor. Mitoza ait olabilir bu evreler yani. Peki E'ye bakalım. Kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 kromozom bir hücre bu. 8 kromozomlu hücrede ne ayrılıyor? Kardeş kromatitler ayrılıyor. Kardeş kromatitler ayrılıyor. Bakın ekvator düzlemine tek sıra dizilmiştir. Dikkat edin. Peki nasıl olabilir bu? Ya 8 kromozomlu hücre mitoz geçiriyor ya da eğer mayoz 2 evresi ise bu 16 kromozomlu hücre mayoz 2 geçiriyor diyoruz. Mayoz 2 geçiriyor diyoruz. Yani bu arkadaşlar mitozlu olabilir. 8 kromozom hücrenin mitozlu olabilir dedik. Burada arkadaşlar şunun devamına bakın. Bakın şunun devamı bu değil midir zaten? Kutuplara çektin 4 taneyi. Bakın burada 4 tane bu kutuba gitti. Şu 4 tane de zaten şuradaki kutuba gitti. Zaten bunun devamı da bakın C'nin devamı D'dir. Bunu arkadaşlar mitoz olabilir ama A bakın homolog kromozomlar ayrılıyor. Bu mitoz olamaz. İnsanlara ait aşağıdaki soy ağacında taralı olarak gösterilen diyor bireyler belli bir karakter bakımından aynı fenotiptedir. Buna göre taralı gösteren bireyin fenotipinde diyor taşıyan özellik kalıtı olan şekli hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar hepsini tek tek inceleyelim. Otozomal baskın olması ne anlama geliyor? Otozomal baskın. Arkadaşlar otozom dediğine göre bizim X'le Y'nin bir işimiz yok. Yani erkek dişi diye bakmayacağız. Sadece baskın geni ne yapacağız? Büyük A'ya hastalık geni diyeceğiz. Hastalık genimiz baskın gen. Çekinik gen sağlam gen olacak. Soy ağacındaki bireyler arkadaşlar 3 farklı genotipte olabilirler. Değil mi? Bu baskın geni taşıyanlar hasta olacaklar. Çekinik geni taşıyanlar ise arkadaşlar 2 tane. Bu sağlam olacak. Sağlamları yazalım. Buna sağlammış ya. Evet. Hasta olan arkadaşlar büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A olacaktır şu ikisi. Buna bakarak bunun heterozigot olduğunu söylüyoruz. Şuna bakarak da bunun arkadaşlar heterozigot olduğunu söylüyoruz. Yoksa bu oluşamaz değil mi? Bir tane küçük A buradan gelmesi lazım. Şunu demeyin hocam küçük A küçük A olamaz mı bu taralılar? Olsa arkadaşlar zaten taralı olmaz değil mi? Evet otozomal baskın olabiliyormuş. Otozomal çekinik de bu sefer ne yapıyorsunuz bakın. Otozomal çekinik. Arkadaşlar otozomal çekinik de bakın gene X'ten yeni bir işimiz yok. Otozom diyor ya 44 tane kromozom üzerine taşınıyor ama bu sefer çekinik gen hastalık geni. Yani küçük A nedir? Hastalık genidir. Büyük A nedir? Sağlam gendir. Sağlam gen. Bakın büyük A büyük A büyük A küçük A küçük A küçük A. Şunlar ne olacaklar? Sağlamlık geni baskın gen ya bunlar sağlam olacaklar şimdi. Küçük A küçük olanlar ne olacak? Hasta olacaklar. Önce hastaları yazabiliriz. Yazalım arkadaşlar. Önce hastaları. Küçük A küçük A olacak bunlar. Yazdık. Diğerleri arkadaşlar bakın bundan daha yok. Dikkat edin. Büyük A büyük A ve büyük A küçük A olacaklar. Bakın şundan dolayı bu heterozigot olmak zorunda. Şundan büyük A gelecek. Buradan büyük A gelemiyor zaten. Bu da heterozigot olmak zorunda. Bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Bakın hasta çocuğu olmadığı için bunu bilemeyiz. Ama şunu bilebiliriz bakın. Buradan küçük A geleceği için buradan da baskın geni almış ki demek ki sağlam olmuş. Bu da olabiliyor. Olmayan bir yeri yok. X'e bağlı diyor. Homolog olmayan bölgesinde segmentte baskın. X'e bağlı baskın diyor bakın. X'e bağlı baskın genle taşınacak diyor bize.
Yani şimdi erkek dişi diye bakmamız lazım. Bakın X'e bağlı büyük A, yani baskın gen ne oluyor? Hastalık geni oluyor. Hastalık genimiz bu. X üzeri küçük A nedir o zaman? Sağlam gendir. Şimdi arkadaşlar dişilerde iki tane X var. Erkeklerde bir tane var. Dişide arkadaşlar üç durum var o zaman, değil mi? Bakın dişide üç durum var. Büyük A olduğu zaman dişi ne oluyor? Hasta oluyor. Dikkat ederseniz hasta oluyor. Evet. Büyük A küçük A olduğu zaman da arkadaşlar hasta oluyor aynı şekilde. Ama küçük A küçük A olduğu zaman ne oluyor? Sağlam oluyor. Sağlam dişi. Erkekteki durum ne? Erkekte bir tane X olduğu için baskın geni taşıyan erkek hasta olacak. Çekinik geni taşıyan erkek sağlam olacak. Yazalım. Önce erkekleri yazın. Çünkü erkeklerin iki ihtimali var ya. X'e bağlı olunca önce erkekleri yazmak mantıklı. Bakın bu sağlammış. Demek ki baskın geni taşımıyor. Bu sağlam baskın geni taşımıyor. Bu sağlam baskın geni taşımıyor. Bu sağlam baskın geni taşımıyor. Şunlar ne olacak arkadaşlar? Ya dişiler büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olacaklar. Yani şu ikisinden biri olacaklar. Bakalım. Bu büyük A büyük A olamaz. Çünkü büyük A büyük A olsa şu oluşmaz. Bakın şu erkek Y'yi babadan almış. Şu X'i anneden alması gerekiyor. Demek ki bu arkadaşlar trizigot olacak. Aynı şekilde bakın şu Y babadan gelmiş. X anneden geleceği için bunu da arkadaşlar büyük A büyük A olma ihtimali yok. Bu da trizigot olmak zorunda. Oluyor mu? Şu oluşuyor zaten. Bakın şundan şu oluşuyor. Bu da oluşuyor. Oluşmayan yer yok. O zaman demek ki X'e bağlı baskın taşınabilir. Peki X'e bağlı diyor. Homolog olmayan bölgesi. Yani sadece X'te taşınan çekinik. X'e bağlı çekinik. Renk körlüğünü biliyorsanız onu deneyebilirsiniz. Çünkü o da X'e bağlı çekinik taşınıyor. Bakın X üzeri küçük A nedir? Hastalık genidir. Çekinik gen yani. Ama X'e bağlı çekinik. Hastalık genimiz bu. X büyük A nedir? Sağlam gendir. Sağlam gen. Dişi de arkadaşlar gene 3 durum var. Bakın büyük A, büyük A, büyük A küçük A olduğu zaman X üzeri. Bunlar ne oluyorlar? Bu sağlamlık geni ya bunlar sağlam oluyorlar. X küçük A, küçük A ne oluyor? Hasta oluyor. Erkek de arkadaşlar büyük A'yı olursa sağlam oluyor. Küçük A'yı olursa hasta oluyor diyoruz. Yazalım bunları da arkadaşlar yerlerine. Şöyle yerlerine yazalım. Önce erkekleri yazarız. Erkek arkadaşlar sağlamsa X büyük A Y olacak şimdi. Bakın tam tersi oldu. Bakın diğerinde büyük A Y'ler hasta oluyordu. Şimdi büyük A Y olanlar sağlam oluyorlar. Bu da sağlam olduğuna göre büyük A Y. Bu da sağlam olduğuna göre büyük A Y. Sağlam olduğuna göre büyük A Y. Hasta dişilerin olması gerekiyor. Küçük A küçük olması gerekiyor. Şunlar böyle olmalı. Bakalım oluyor mu? Arkadaşlar şu Y'yi babadan alıyor erkek. X'i anneden alıyor. X'i arkadaşlar bakın baskın gen yok ki. Değil mi? Dolayısıyla yani şöyle düşünün. Renk körünü biliyorsanız renk körü bir annenin erkek çocuğu sağlam olamaz. Bakın renk körü bir annenin erkek çocuğu sağlam olamaz. Renk körü bir annenin veya bir kızın bakın babası da sağlam olamaz değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar X'e bağlı çekinik taşınamaz diyoruz. Taşınamayanlara soruyor cevabımız zaten olacak.